Yılın ilk bülteninden herkese merhaba. Ben Habitat ekibinden Taha. Habitat Derneği'nde icra kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım. 2023 hepimiz için zor bir yıldı. Bu yıl bize dayanışmayı ve beraber çalışmayı getirdi. 2024'te de oh ve dünya varmış diyebileceğimiz mutlu, huzurlu bir yıl diliyoruz. Ve sizi çok bekletmeden Aralık ayı bültenimize geçiyoruz. İlk olarak Habitat gündemiyle başlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için Anıtkabir'deydik. İlkemiz ve fikirlerimizle aydınlanan yolumuzda mirasına sahip çıkmak için kararlılığımızı vurguladık. Dünya Gönüllüler Günü'nde 30 yıldır birlikte çalıştığımız gönüllülerimizle bir araya geldik. İlk günkü heyecanımız ve inancımızla sürdürdüğümüz tüm çalışmalarda bize destek olan, bizimle beraber bu yolculuğun bir parçası olan tüm gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında GRİSA, TEMSA, KORSA ve TEKNOSA ile bir araya gelerek oluşturduğumuz Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi'nin demo dayını gerçekleştirdik. Katılan ve kazanan takımları tebrik ediyoruz. Standard Chartered Bank Foundation tarafından finanse edilen Youth Business International ve Habitat Derneği ortaklığında yürütülen Dönüşen Kod projesinin demo dayında hobilerle ve girişimcilerle bir araya geldik. Katılan ve kazanan tüm takımlarımızı tebrik ediyoruz. She Means Business programı kapsamında kadın girişimcilerle ve girişimci adaylarıyla gerçekleştirdiğimiz demo dayımızda sonuçlandık. Katılan ve kazanan tüm takımlarımızı tebrik ediyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı ortaklığında yürüttüğümüz Yarın Kollayanlar projesi kapsamında afet için teknolojik çözümler hekatonu gerçekleştirdik. 16-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz hekatona 30 liseli gencimiz 9 takımla beraber katıldı ve sonunda herkesin kazandığı bir hekaton oldu. Yeni yıla Foundation de France ortaklığıyla gerçekleştireceğimiz geleceğe adım ve bu ortaklığında gerçekleştireceğimiz sürdürülebilir yaşama destek projeleriyle giriş yaptık. Bu projelerimizle ilgili duyguları bültenin sonunda bulabilirsiniz. Bültenimize etki haberleriyle devam ediyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Gen Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ICC Türkiye, KAGİDER ve Habitat Derneği ortaklığıyla İstasyon Hatay'ın kapılarını açtı. İstasyon Hatay, çalışma, eğitim ve inovasyonun birleştiği bir merkez olarak kalkınmaya ve dayanışmaya önemli katkılar sunuyor. Bu buluşma noktası birbirinden farklı alanlarda veya aynı alanda çalışan toplulukların bir araya geldiği, çalışabildiği, birlikte fikirler üretebildiği ve mevcut çalışmalarını devam ettirebildiği bir ortak çalışma alanı sunuyor. Facebook istasyonunda öğrenci grupleriyle bir araya geliyoruz. Geçtiğimiz ay yaptığımız buluşmada gönüllülüğü, sivil toplumu, üniversiteli öğrencilerimizle paylaştık ve ardından gerçekleştirdiğimiz sanal gerçeklik atölyesiyle de yeni teknolojilerin kapısını araladık. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'na Paramı Yönetebiliyorum projesi Emekten Sepete Kadın Kooperatifleri Destekleme Programı kapsamında katılım sağladık. Soul for Tomorrow projemizin yarışma başvuruları devam ediyor. Eğer siz de takımınızı oluşturduysanız ve dünyanın sorunlarına çözüm bulmak istiyorsanız 26 Ocak'ın son başvuru tarihi olduğunu unutmayın. Az önce duyurusunu yaptığımız yeni projemiz Sürdürülebilir Yaşama Destek Projesi de gönüllü eğitmenlerini arıyor. Sürdürülebilir Yaşama Destek Projesi'nin bir gönüllü eğitmeni olmak ve bu sürece katkı sunmak istiyorsanız siz de son başvuru tarihinin 28 Ocak olduğunu unutmayın. Geçmişe bir göz atıp geleceğe umutla bakarken Habitat Derneği olarak nice başarıları, toplumsal dönüşümleri ve kalkınmayı hep beraber sağlayacağımıza inanıyoruz. Hepimizin mutlu olduğu bir 2024 geliyor.